Bende beyin yok. Lan bu devlette hard kapitalizm var lan. Kimisine göre deli, kimisine göre veli. Analize ne demek abi sence? Kardeşim bizden bir uzak durun. Bize bir huzur verin. Her şey sizin olsun. Senin siyasi görüşün ne? Biz mecbur muyuz yani sana kanalize olmaya yani? Hiç aşık oldun mu birisine? İki yüzlü, kendisiyle yüzleşmeyen insanlar benim yanıma gelmez. AKP, CHP, MHP ayırıyorsun. Hani o da insanları da böyle hakir görüyorsun ya, bu da bir... Hakir mi görüyorum, kimi hakir görüyorum? Nasıl hakir diyor? Hakir tabii. Ayrımcılık kralını yaparım anam avradım olsun. Ben AKP'li değilim. Sen AKP'li misin yoksa? Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Sosyal medyada çokça nam salmış, kendisinden çok konuşturmuş Azadi Kaya ile birlikteyiz. Kıymetli abim hoş geldin. Merhaba yoldaş, var ol. İyisin inşallah. Yaşamı idame ediyoruz bakalım. Vallahi konuşacağız. Nasıl idame ediyorsun merak ediyoruz. Yani... Gidişat nasıl merak ediyoruz. Tabii. Ama ben seninle muhabbet ederken şunu dedim. Azadi Kaya eşittir özgürlük. Selam olsun. Senin kendi sözündür, senin kendi sloganındır. Instagram'dan sorular geldi abi seninle ilgili. Onlarla başlayacağım ama ben nasıl senin fotoğrafını paylaştımsa hemen bize en çok şu soru soruldu. Gebeş kaplumbağa nedir diye. Tabii. Bunu merak ediyoruz ya. Abi. Akabinde de bir sürü sorumuz var sana soracağımız. Şimdi bu konuları biraz politik konuşuruz. Bunlar zaten vasıfsız demek yani. Bir işe yaramayan o kadar. Yani hiçbir işe yaramayan. Vallahi... Aptal yani. Oyunu götürüp hala salakça götürüp veriyor. O zaman şöyle başlayalım. Sana ilk soracağımız soru bence bu olmalı diye düşünüyorum. Gidişat nasıl görüyorsun ülkemizde? Valla gidişat son 2-3 gündür yani bu seçimden sonra herkes şikayetçi. Ben son 2-3 gündür şahsen izlemiyordum. Gene sokak röportajlarına takıldım. Hariban halkı izliyoruz. Dolmuş olmuş 17 TL. Yani mazot zam geliyorsa bunun halkın bundan ne günahı var yani. Yani özetle gidişatı yanlış ve sıkıntılı yanlış görüyorsun. Ekonomi şu anda bir bildiğin yani yiyecekler olsun, içecekler olsun oradan bir sömürü var. Kesinlikle var. Sonra halkın siyasi görüşünden de sömürü var. Yok sayılmak var. Azadi abi, peki merak ediyorum abi. Senin siyasi görüşün ne? Benim siyasi görüşüm sosyalizmdir. Eşitliktir, kardeşliktir. Tamamen yani zenginle fakirin aynı kefede tutulmasından yanayım. Sokağın tam ortasındasın tabii, saydım tabii, abi. Tabii. Peki sorayım abi, gençliğin nerede geçti? Burada mı geçti? Buralarda geçti. Sokakta büyüdün yani. Tabii buralarda, Ulus'ta. Buralar dediğin zaman Ankara demek, Ulus demek, Aymana demek. Biz Aymanalıyız burada. Aslen Diyarbakır'dan gelmeyiz. Burada aşiretlerimiz Osmanlı ekonomisine başkaldırarak buralara kadar sürülmüştür yani. Evet. Cefa çekmiştir. Aslen ben sonra da abi? Savaşçı bir halktır. Aslen Paluluyum. Peki kim abi? Yani sen kimsin? Sana soracak olsak mesela bize nasıl kendini anlatırsın abi? Vallahi yoldaş, biz kimseye kendimizi ispatlama derdinde değiliz. Kimisine göre deli, kimisine göre veliyiz. Böyle tabir et. Peki sen kendini nasıl görüyorsun abi? Vallahi yoldaş, ben sadece kendimi bu doğanın bir işçisi olarak, bir insanı olarak yani diğer insanlardan bir farkım olduğunu düşünmüyorum. Böyle bazen dokunuyorsun bir yerlere, bu sana mutlaka sıkıntı oluşturuyordur. Yani mesela mahkemeler olsun, hakkı cezaevi olsun, mutlaka sıkıntı yaşıyorsundur. Var. Yani böyle baş kaldırmak, başına tehlike almak senin için böyle sıkıntı bir durum değil mi? Yani bu konuda rahatsın galiba gördüğüm kadarıyla. Rahat mıyım? Öyle mi oluyor? Yani böyle hani şeysin, rahat konuşmayı seviyorsun. Vallahi korku yok yani. Ya korku tabii olmayacak. Yani biz de bu ülkenin vatandaşıyız yani. Nereye yani, bir en kadim halklarıyız yani. Ben geçtim artık Kürt-Türk ayrımını. Ben ona bir şey demiyorum. Ama ben sana diyorum ki bu ülkede gerçekten yaşam çok zor. Hayat pahalı. Yani aslında merakım şu yönde abi. Mutlaka mahkemeye çıkmışsındır. Tabii. Konuştuklarından dolayı. Tabii. Bir sıkıntı yaşadın mı bunlarla ilgili abi? Mahkemelerim sürüyor istinafta. İstinafta. Ama ben siyasi görüşümden dolayı bu da iyi bir şey değil yani. Bizim hani desem ki bir yerlerde bir tankımız var, topumuz var, tüfeğimiz var. Biz gene eşitlikten yanayız, gene barıştan yanayız. Yani bu ülkenin insanları refah içinde yaşasın, ondan yanayız.
Yani korkusuzca savunmaya devam edeceğim diyorsun. Genimize işlemiş bu bildim. Peki abi dışarıda çok fazla ilgi görüyor musun? Mesela dışarı çıktığında fotoğraf çekmek isteyenler tabii, oluyorlar mı? Tabii. Bu durum rahatsız ediyor mu seni peki abi? Ya bu durumu buradan niye konuşalım ki yani? Ya doğru söylüyorsun. Hani ben şunu demeye çalışıyorum. Belki hani izleyip böyle işte... Bu durumun yani tamam halkımızdır. Ben zaten yalnız bir adam, sessiz bir adam. Halkı da halk bizden yana yani. Devrimci zaten EKP'li olsun, faşist olsun geliyor yüzüme gülüyor. Kardeş adam deşifre oluyor. Kardeş bizden bir uzak durun. Bize bir huzur verin. Her şey sizin olsun. İlk röportaj verdiğin zaman hangi zamandı ve öncesinde de böyle savunuyor muydun yoksa bu röportajdan sonra mı böyle olmaya başladı abi? Yollar şimdi biz tabii ki gönlümüz her zaman halktan yanaydı. Her zaman Ahmet Kayalardan yanaydı, Yılmaz Güneylerden yanaydı. Halkın menfaatini savunan devrimcilerden yanaydı. Her zaman yanlarındaydık. Yani onları benimseyerek kendimize bir idol belirlemiş olabiliriz. Keza Ernesto Che Guevara olsun. Devrimciler bizim için her zaman gönülde taht kurmuştur. Peki nasıl başladı abi? İlk devrimcileri sevme sürecin? Ya biz zaten sürgünüz, lineti sürgünüz. Yani sürgün olmasak da artık çocuk durumumuza sokağın içine düştük. Bırak da devrimci olalım yani yollar. Biz seni biz sevdiğimiz için, abi olarak gördüğümüz için ziyaret ettik ve gerçekten de böyle duruşuyla, konuşmasıyla güzel bir insan. Sen varsan biz varız. Teşekkür ederim. Biz seni sevdik. İnşallah halk da seni çok seviyor. Evet. İnşallah sen de halkı seviyorsundur abi. Halkı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ama artık şu ara gerçekten buradan samimi söylüyorum. 200'lü insanlar benim yanıma gelmez. 200'lü kendisiyle yüzleşmeyen insanlar benim yanıma gelmez. Kanalize diye bir laf söylemiştin. Emin de sana kanalize mi olacak diye. Hoş bir laf. Bence de güzel bir laf. Herkes bir kişiye kanalize olmasın. Ama sen bunu ne manada söyledin? Yani kanalize ne demek abi sence? Ya ben o anı o yani başka tanımadığım bir insan da gelse aynı kelimeyi dese gene aynı ısrar etse derim sen yani inancın yanlış yani böyle bir rota bozuksa yani biz niye bozuk bir mekanizmanın peşinde gidelim yani. Neydi onun son konsepti yani neyse gemi dümeni. Biz nereden oradan gidelim yani biz mecbur muyuz yani sana kanalize olmaya yani. Senin dümenine katılmaya. Sen dümenle kendin götürüyorsun pastayı. Halk ne yaptı? Var mı ki? Kimsede bir şey yok. Doğru. Yukarıda da AK Parti var. Baksınlar. İnşallah yukarıdan şeker bulgur atarlar. Makarna yerler. Peki abi kitaplarla aranın iyi olduğunu duyduk. Kitap okuyan birisin belli. Konuşmandan, tarzından, bildiğin kelimelerden, kelime dağarcından belli ki bir şeyler biliyorsun abi. Ne tür kitaplar okuyorsun? Tavsiyelerin ne olacak insanlara? Valla daha çok siyasi ağırlık kitapları okuyorum. Tabii dünya klasiklerine de okusunlar, roman tarzı olsun. Şu zamanda da siyasi okumak insanları aydınlaştırır. Yani realist bir şekilde insanları aydınlaştırır. Peki abi, inancın Müslümansın, doğru mu abi? Elhamdülillah. Çok Müslümanız. Çok şükür abi. Peki sence günümüzde mesela bir Müslümanlık yorumu yapsak? Günümüzdeki Müslümanları konuşsak abi. Ne söylemek istersin? Yani günümüzdeki Müslümanlar rant olarak kullanıyor. Afyon olarak kullanıyor. Yani dinle de propaganda yapmak. Yani ben kendi inancımı içimde taşırım yani. O inanç seni yanlış ye. Başkalarının inancı beni ilgilendirmez. Peki abi Osmanlı'nın yıkılışı hakkında bir fikrin var mı? Hay Allah. Yani Osmanlı tarihinde toprak kayıpları başlamış. Yani tam ilk başlarda iyiymiş. Sonra İngilizlerin isyanına uğramış, bir şeyler olmuş. Ama yine gene hani nerede diyoruz, gene diyoruz. Kurtuluş Savaşı diyoruz ama. Ama gene de yok sayılan bizleriz. Anlamıyorum yani. Yaka paça alınan bizleriz. Ben açık söylüyorum. Biz burada oyun oynamıyoruz yani. Anladın mı? Bizde duruşumuz böyle yani kendimize yüklediğimiz tarz bu yani eşgal. Abi burada ikide bir alınan biziz yani yoldaş. Vallahi böyle. Mesajlar da geliyor, sevenlerden sana mesajlar geliyor abi. Mesela birisi şey sormuş, sosyalizm gibi çökmüş bir fikri neden hala savunuyor? Öyle mi diyor, dünya sosyalizme gidiyor ya. Görmüyor musun? Halklarına nasıl bakıyorlar? İsveç olsun, İskandinav olsun, ülkeler olsun, Norveç olsun.
Avrupa olsun, Almanya olsun, Danimarka olsun. Bugün Danimarka'da dediğim yani mecliste Kürtçe konuşuluyor. Yani sen nerede? Dünya sosyalizme gidiyor. Sosyalizm dediğin zaman sadece maddiyat değil ki bu. Siyasi görüştür, demokrasidir, fikir özgürlüğüdür. Abi Kürtlere karşı şu anda biliyorsun biraz daha rahat davranışlar var. Mesela eskiye baktığımızda Kürtler çok zulüm gördü. Bu arada aslım Kürt, ben de Kürt'üm yani. Şu anda biraz daha iyiyiz ya. Bu gidişatı nasıl buluyorsun abi? Vallahi yoldaş, iyi. Şey düzeldi gibi sanki. Nasıl düzeldi? Kürtlere bakış olarak mesela. Vekiller, EDP vekillerinden mi bahsediyorsun? Olabilir. Tam paylaşılırsa olabilir. Paylaşılmazsa kardeş, hala yani Tahir Elçi'yi anıyoruz. 7 Haziran'da unutmuyoruz. Yani. Selahattin Demirtaş'ın içeriden çıkartılmasını ister misin? Tabii istiyoruz. Sence niçin atıldı abi adam içeriye? Yani bence bu bir egodur yani yoldaş. Başka da hiçbir şey göremiyorum yani. Egodur yani. Bırakacaksın bu insanı. Kendisine partisinden aday olacak. Peki susturulmak mı isteniyor sence? Tabii öyle bir şeyler de vardır kesin. Ama Selahattin'den bu taş susmaz. İyi bir siyasetçi. Siyaseti, aktif siyaseti bırakmış. Ama yarın bir parti kurmayacağı söz konusu değil yani. Evet. Yine de biz tabii Kürt halkının yöneticilerinden yanayız. Onlar da var olduğunu ispatlasınlar yani bu ülkede. Peki abi, millet sana kanalize olacak mı? Millet kim be kanalize olacak? Sana kanalize olmalı mıyız yani? Bana niye kanalize oluyor? Yoldaş ben kaçıyorum, milletten kaçıyorum. Değil mi? Vallahi kaçıyorum. Peki abi, herkesin bir hayali var. Senin hayalin ne abi? Tek bir hayalim var. O da bende kalsın yoldaş. Vallahi merak ederiz abi. Benim hayalim karşıtım yoldaş. Kural karşıtıyım. Toplum özenti. Özenti hemşerim. Toplum özenti. Amerika'ya özeniyor, ona buna özeniyor. Toplum özenti abi, ne diyeyim yani. Toplum yani marjinal olmuş, değişik olmuş, ne bileyim, tipleşmiş, cinsleşmiş. Topluma bakarsan seni beğenmez, anladın mı? Yani topluma bakıyorsun ta nerelerde, toplum bizi beğenmez. Niye, biz fakiriz, garibanız, yok. Ama yarın olacak, merak etme. O zaman bak, toplumun yapmadığını biz yapacağız. Bütün halka derman olacağız. Abi toplumun yapamadığını, siyasetçilerin yapamadığını siz yapacaksınız. Bir diaspora da olabilir yani. Peki nasıl bir hamle yapacaksınız abi? Benden şu anda hamle yok abi. Olur ya, bir hamle yapacak olsan ne yaparsın? Hamle yaparsa direkt sonuçlarınızı yollar. Şu anda öyle bir perspektif, öyle bir örgütlenme yok yani. Halk, herkes kutuplaşmış, herkes geçim derdine düşmüş. Yani biz halkı aydınlatsak, sokağa dökülsek, sağ olsun kaba kuvvetler, alanını tomayalar, nazikçiler hazır yani. Nezaretler hazır. Fark etmez, bundan da korkuyorum. Ama boş yere heba ediyoruz kendimizi. Anladın mı yoldaş? Aslında bir amaç varsa... Amacımız, o ışığımız, yaşamımızdır. Şah damarımızdan geliyor. Yaşam uğrunda ölecek kadar biz de seviyoruz. Abi bir hayat arkadaşın var mı? Evli misin? Vallahi hayat arkadaşımız yok yoldaş. Ama bakalım yol bizi nereye götürecek. Hani artık yaşım da geçti. Kaç olduk abi? İşte 34. Hay maşallah. Yaşım da geçti. Yani bakalım artık bir 15 sene, 20 senemiz varsa bir hatuna atarız. Peki abi. Hiç aşık oldun mu birisine? Tabii aşık olmayan da var yolda. Canını yedim. Yani 14-15 sene önce aşık olduk tabii, 15 sene önce. Ne hissediyorsun? Bir daha da sevemedik yoldaş. Ama seveceğiz. Seveceğiz. Gönlümüzde var. Hala kalbin var. Onda mı abi? Yok, hayır. Sevmek var kalbinde. Sevmek de yok. Sadece yaptığım ahmaklığa üzülüyorum. O da bana dert oldu. Yani pişman olacağım. Ben pişmanlığı duymam yoldaş. Kaderime razı olurum. En kötüsünü düşünürüm. Anladın mı yoldaş? Çünkü kaybeden biz değiliz. Biz her zaman kendi halimizdeyiz yoldaş. Aa, birisi gelirse yanımıza ne âlâ. Abi burayı çok merak ediyorum. Allah göstermesin. Oluyor ya hani namlar ucundayız dedin.
cezaevine girebiliriz dedin. Oldu ya, bu video senin son videon diyelim. Cezaevine gireceksin yarın. Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl veda edersin? Kim veda diyor? Oğlum cezaevine gireceksin abi. Ya yoldaş, bende veda yok. Allah'a emanet, Allah'a emanet. Ne, her şey olacağına var. Benim bir yaşam felsefem var. Bu konularla ilgili de konuşmak istemiyorum. Kimseden de korkum yok benim. Bunu duymak istiyorsan, benim kimseden bir korkum yok. Bu memlekette ben bir bireyim ve benim dedelerim bu topraklarda savaşmış. Tamam mı? Ve hiçbir yere de gideceğim yok. Toprak benim. Yarın olur da düzelir de biz de yolumuza bakarız. Bir şeyler yaparız. Yolumuzu çizeriz. Azad abi, şimdi gençliğin şöyle bir sorunu var abi artık. Kendilerine bir din oluşturmaya başladılar. Hatta biri çıkıyor ben unicorn'a inanıyorum diyor. Biri çıkıyor ben satanistim diyor vesaire vesaire. Senin bunlara karşı bakışın ne abi? Ya işte bu cahillikten kaynaklanıyor yoldaş. Sene yani 2023 öyle bir mekanizmam var ki, bir anatomin var ki, kulak var, burun var, her şey var. Bu kendiliğinden oluşan bir şey yani, öyle mi? Vallahi yoldaş, ben deizme de inanmıyorum, ateizme de inanmıyorum. Ateistlere de kızıyorum. Yani ateistlere de vallahi kızıyorum. Güçsüzler, korkaklar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Anladın mı dayı? Bak, ateistlerle benim işim yok kardeş. Ama yanlış bir yollalar kardeş. Bu devirde insan inancı olmasa neye inansın? Lan baba. Demek ki inancını yitirmiş. İnancın olacak ki hedeflerin olacak. Hedeflerini sana inancın sağlasın, yol göstersin, temin etsin, değil mi? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bence inançların en güzeli İslam'dır. Elhamdülillah İslam'a inanıyoruz. Allah'ın yolunda ilerliyoruz. Zaten abi, bir inancı olmayan dediğin gibi bir ottan farksız yaşar. Yani yoldaş, zaten ilk devrimci de Muhammed'dir. Tamam, Karl Marx da devrimcidir, Lenin de devrimcidir. Bu şahıslar iz bırakmış insanlardır. Eşitlik için, kardeşlik için bu şahıslar derin izler bırakmıştır. Halkın üzerinde güzel etkiler bırakmıştır, iz bırakmıştır. Ya bunlar iyi günlerdir. Dört yine sıraya. Sıraya alın. Bir tane videom var. Sıraya geçin. Sıraya, hani bunlar daha iyi günleriniz. Sıraya geçin hadi, sıraya falan diye bir videom var. O, ya. Gördük işte abi. Herkes şikayetçi. Herkes şikayetçi. Ya adam otobüse biniyor, geliyor ulus alık ekmeği alıp. Şikayetçi abi. Bu ülkede yani aslan, zürafa, fil bir yere kaçıyorsa bil ki orman yanıyordur yollar. Bu kadar fazla üniversite var ülkemizde, okullar var, öğretmenler var. Ama baktığın zaman işsizlik de kol geziyor. İnsanlar üniversite okuyup marketlerde kasiyerlik yapıyor. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ya. Valla. Yani bir yerlere geliyor, bir şeyler öğreniyor, dalını bitiriyor. Yarın mühendis oluyor, yarın doktor oluyor. İşte karşılığın, emeğinin karşılığını alamayınca da üzülüyor. Zaten eğitimi de pek fazla önem vermiyorlar artık. Katar, batar. Üniversitelerde bir şikayetçi, bir tost yiyemiyor. Ya yemin ediyorum, sana yemin ediyorum, geçen gün toplu taşıma aracında. Ya insanlara buradan sesleniyorum, bu kadar mal mülk peşine düşmeyin. Bir insanın kalbini kırmayın. Bir insanı anlayın. Yani o kadar da tepeden bakmayın yani. Sizden daha üstünleri de var ona bakarsanız. Yani anladın mı yoldaş? Abi senin için bir soru gelmiş. Şahsınla alakalı bir soru. Çok mu yalnız kalmış abimiz? Biraz çökmüş gözüküyor diye. Valla bizimki her şey bir tıraşa bakıyor. Zincire vurulmuş aslan gibiyiz. Kaplan gibiyiz. Elhamdülillah. Zaten bir canımız var, bir yüreğimiz var. Allah da onu size yem etmez. Biz yalnızız ha. Bir tıraş olduk mu karizmamız yeri yerinde bulur baba. Öyle bu arada. Eyvallah. Karizmanı hastayım abi. Sen varsan biz arız. Estağfurullah. Başla acısın. Şu anda Ahmet Kaya seni dinliyor olsaydı ona ne söylemek isterdin? Tek bir kelime, yeryüzünde gelen bize vaat edilen dürüst insanlardan en kıymetlilerindensin. Yani dürüstlüğünle, devrimci kişiliğinle, onurunla Ahmet Baba bizim gönlümüze tat kuran der. Tat kuran bir insansın deriz. Ve yıllar geçse de seni hep anacağız. İntikamını da alacağız. Ya ben geçen gün yine bir şey izledim. Şimdi bir tane kuru ağaç var. Allah'ıma kuru ağaç.
yeşil şey bile yok, yaprağı bile yok. Ormanın kuraklığının içinde. Aslan aç, tilki aç, kurt aç, hepsi aç, zürafa aç, maymun aç. Diyor ki, ya diyor ki, ağacın içinde de bir tane maymun var. Kimse görmüyor. Sadece ağacın kavuğun altında biraz delik var. Böyle oradan hediyeler veriyorlar. Anladın mı? Zürafa diyor ki, al sana diyor, hediyeyi getirdik. Hemen çekiyor. Öbürü diyor, ya diyor, sayın tanrım diyor, tövbe estağfurullah, estağfurullah. Ya diyor, sen bu ekonomiyi sen yükseltiyormuşsun. Anladın mı? Bu açlık sınırı sen yapıyormuşsun. Anladın mı? Tövbe de diyor, porsiyonlarını küçült. Porsiyonlarını küçük, sen Tanrı'ya nasıl konuşuyorsun diyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'dan bir açıklama geldi uzaylıların varlığı ile ilgili. Sen ne düşünüyorsun abi? Uzaylılar var mı gerçekten? Ya nerede var abi? Uzaylılar var da biz niye göremedik? Hiç görmedik bu uzaylıları. Adam gidiyor bir tane balon yapıyor, cin yapıyor. Yani bunlar hep Yunan mitolojisi. Yani yeryüzünden bilmem melekler oval yapmış, göğe inmiş. Ben böyle şeylere inanmıyorum yani. Bunlar dine sonradan eklenilen şeyler yani. Uzaylılar da yok. Ona bakarsan devler var. Devler var mı? Devler de yok yani. İnsan 2 metreymiş, 3 metreymiş, dev olmuş yani. Vallahi isterdim yani bir dev olup da şöyle. Geçten kenara. Sen misin halkı yiyen, halkı sömüren? Sen misin? Siz misiniz ha? Bu kadar bu zavallı insanlara bu duruma düşürdünüz. Her tür her role büründüler. Her kılığa girdiler. Ne yaptınız oğlum bunlara ya? Şimdi millet kanalize olmuş abi. Boş muhabbetlere. Sosyal medyaya kanalize olmuş millet. Hatta şu an bu videoyu izliyorlar. Bildiğin kanalize ver yani. Ne diyorsun abi bu konu hakkında? Kime kanalize olmuş? Sosyal medyaya. Kime kanalize olmuş? İnsanlar kanalizeler abi sosyal medyaya. Ha ne ya? Ha sosyal medya. Sosyal medya teknolojidir abi. Ama insanların beynini götürmüyor mu abi yerden sonra? Ya öyle bir şey yok. Canın yedin. Beynini neye zorlarsan ona gider. Tam bir bakmışsın ondan olmuşsun. Tam yani boş ne boş bir ideoloji var mı yani? Saçma sapan bir Budizm olay yani. Budizlere inanmıyor. Şamanlara inanmıyor baba ben. Hep yalan. Sosyal medya iyidir baba. Teknoloji akıllansınlar. Okusun abi. Kitap da var orada. Film de var. Şey var. Gerçekten bu Türkiye'de bir Amerika oyunu var mı? Nasıl? Yani boykot gibi mesela, fiyatların yükselişinin Amerika'ya bağlanması gibi. Kardeş, bizim bunun Amerika'yla bir alakası yok bu sistem. Çünkü Türkiye Amerika'ya özeniyor. Yapacak bir şey yok ki. Bugün Amerika bir dünya devridir. Türkiye de istiyor yani, benim de olsun, şeyin de olsun yani. Anladın mı? Amerika'nın oyunu, ne oyunu olabilir Amerika yani? İkisi de yani Amerika NATO üyesi yani. Evet. Amerika'nın bir oyunu yok da yani, oyuncular belli. Başrol oyuncular belli, yollar. Peki abi, Türkiye'mize gelen, ülkemize gelen Araplar. O kadar çok fazla Arap geldi ki bu ülkeye şu anda. Her taraf Araplarla dolup taşmıştı bundan. Ne diyorsun bu konu hakkında? Vallahi arkadaşlar, Araplar kendi ülkelerinde kendi paraları yani akşama kadar çalışıp 10 liraya 20 liraya çalışan insanlar burada parayı gördüler. Ya adam diyor ki bağıra bağıra diyor ki bak buradan sesleniyorum bu Araplara. Buradan insanların bak, Almanya'da seneler evvel 8 saatte düşürülmek için insanlar intihar etmiş. Sen gelmişsin burada insanları çalışmaya zorluyorsun. Yok ben 14 saat 15 bana ne olur sen çalışıp çalışmandan. Bu ülkenin sınırı bu. Yani bir kanun varsa 8 saattir değil mi baba? Sen yani bana ne senden gidiyorsun mesai alıyorsun. Çocuğum niye senin yaşındaki çocuk mecbur mu bu yaşta kendisini bitirmeye? Bir teneke yağ çalışmaya, unu taşımaya. Çalışacak tabii de 7 saat, 8 saat. Hayırdır yani. Ayrıyetten bu ülkenin bütün insanları güzel. Bunu demek istiyorum, yemin ediyorum. O illaki içinde güzellik vardır. Ama ben gerçekten bu ülkenin gençlerin hakkını gasp edildiğini düşünüyorum. Bir de burada Kürt'ü, Türk'üne de, Laz'ına da, Çerkez'ine de kabadayılık yapmasınlar. Yapmasınlar kardeşim. Niye yapıyor? O çocuk 14-15 yaşında gidecek kendisine 70 liraya çalışacak. 30 liraya çalışıyor. İyi bir şey mi? Değil. Sen gasp ediyorsun emeğini. Araplar gasp ediyor. Ama bak mülteciyse biz gene bir şeyden biz. Bizim mültecilerle ne işimiz var? Ama görüyorsun ki bu ülke ekonomisi kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Açılmış toprağın açılmış memleketine.
Yani bugün Avrupa'daki insanlar kendi ülkesine yerleşiyor. Yani değil mi? Sen de git Avrupa'ya çık. Sen git Avrupa'ya. Sen git baba. İyi yaşasın Ciğer abi. Eyvallah abi. Allah Allah, böyle zehir gibisin sen. Sen artık Kürt olduğun yerden belli. Şimdi dersinle havalla zeki dersinler. Bunlar dalından meşhur. Bizimki politika, siyaset, van, kodo. Çek baba. Abi, ülkemizdeki 65 yaş üzeri vatandaşlarımız hakkında düşüncen ne abi? Valla o vatandaşlar ne yaptıysa onlardan geldi. Tamam mı? Ne olduysa yemin ediyorum onlardan geldi. Hani bir söz vardır diyor ya, insanlar yaşlanınca çocuklaşır. Çocuğa kurban olalım. Bir trip, bir hava. Abi sen akşama kadar o güneşin altında geziyorsun, canını yedim. Otobüsün bedava olabilir de, bedava otobüsle kime hava atıyorsun, canını yedim. Sen geldin bu ülken halkının kaderiyle oynadın. Yarın öbür gün, sen ama emekli ne oldu emeklilere, sen yok değil mi? Reçel mi var? Ne veriyorlar? yeni prim nedir emeklilere? Abi emekli, ne diyeyim baba yani? Çocukça hareket yapmasın artık yani, bizi dinlesin. Kaba konuşuyoruz olmuyor, böyle konuşuyoruz olmuyor. Tebessüm gösteriyoruz olmuyor. Hep hatalı biziz. Abi senin bir olgunluğun var artık. Yaşanmış bir hayatın var. Biraz artık durul. Biraz insanların iradesine karar verme. Bence oy kullanmasınlar baba. Vallahi yerel seçimlerde oy kullanmasınlar baba. İhtiyacımız yok ya. Olur da Allah esirgesin İstanbul Belediyesi gene HDP'ye geçerse. Hadi selam aleyküm. Mansur Yavaş HDP'ye verirse. Büyü buradan ya. Mansur Yavaş milletin borçlarını veriyor. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Artık başta caminin hocası tam o şey var. Selam verecek ama kutuyu açar ya baba. Allah mavradı bu. Böyle bir şey yok. La baba ya Allah Allah. Abi biz böyle bir şey istemiyoruz. Bakma. Vallahi böyle bir şey istemiyoruz. Ya bu ülkenin zaten dinine katkıda bulunman lazım. O zaman nerede? Yani, Peki EYT hakkında düşüncelerin ne abi? EYT ne baba? Emeklilik yaşı düşürüldü ya. Düşürüldü mü? 50 yaşa mı düşürüldü? Kaça düşürmüşler abi? 3'te mi? Tam ben de bilmiyorum abi, neyse. Seyircimiz karar versin. Allah'ını seyirciler bırak. Evet ki dede oradan bakıyor, bir bardak çay içmeyin. Morali bozdu. Ekek oyu vermiş, morali bozdu. Sakın dokunma. Sakın dokunma, emekliliği bekliyor. 10-15 günü kaldı. 10-15 gün var değil mi dayı? Dayı. Sen de Allah'ın izniyle bir emekli edelim. Tamam. Ondan sonra Ekep ordusuna sen de katıl baba. Abi çünkü maaşı atacak 6000 deli para. Yo dayı yazam yapın, dayı yazam yapın. Ekep oyu verecek. Peki Azad abim, Z kuşağı hakkında fikrini alabilir miyim? Arkadaş şimdi Z kuşağımız hepsi zeki. Valla hepsi akıllı. Çünkü anladı cepte yok. Z kuşağı valla devirecek bunları. Her şey bir kıvılcıma bakıyoruz. Bir kıvılcım olduğu zaman Z kuşağını kimse durdurmaz. Vallahi doğru söylüyorum. İstiyorlar. Refah istiyorlar. Yemek istiyorlar. Elbise istiyorlar. Kardeşim görmüyorsun neye döndü memleket ya bu morukları yüzünden. Sana yemin ediyorum ya. Adam 10 milyon emekli var, 9 milyonu bizim kaderimizle oynuyor. Esselamu aleyküm. Ama Z kuşağına şöyle baktığımız zaman abi, TikTok'ta böyle garip garip hareketler yapan, aslında kötü bir nesil yetişiyor ya, kendilerinden bir din uyduran. Ya tamam da şu anda şu ülkede 90 milyon insan yaşıyor değil mi baba? Çoğul olarak düşünmeyelim. Yani ne kadar olabilir ki en fazla 500 bini 1 milyon olsun. Değişik türü. Ne yapalım yani yoldaş? Ama şu anda vallahi Z kuşağı babasından, anasından, ailesinden adab, terbiye gören çok insan var. Ama yok. Açlığı yok, durumu yok. Yani Z kuşağı da ne yapsın baba? Başka türlü kendisini renkten renge sokan adamlar da günahtır baba ya. O çocuk nasıl oldu baba böyle ya? Abi neden bu kadar Kürtçüsün diye bir soru gelmiş. Abi selam aleyküm. Hadi selam aleyküm. Yani Kürtlüğümle gurur duyuyorum. Çok ciddiyim. Kürtlüğümle gurur duyuyorum baba. Yani şu kendime bir misyon yüklenmişim. Hiçbir şey umurumda değil.
olacaksa da Kürtlerle beraber olsun. Solcularla olsun. Devrimcilerle olsun, Alevisi olsun, Lazı olsun, Türkü olsun, Giresunlusu olsun, şey olsun. Ama sana bir şey söyleyeyim, çoğul olarak şu anda Kürtler bu ülkede devrim istiyor. Kürtler istiyor. Kürtlerle inanırlarsa, Kürtlerle gene eskisi birlik olurlarsa bu sefer ekonomi de düzelir, borçlar da biter. Ha, bu ülkenin daha bilinmeyen binlerce zenginlikler, dur bahsetmeyelim, onlar da gidecek. Bahsetmeyelim abi, bahsetmeyelim, canlı yedim. Neyden bahsediyorsak bir bakmışız yarın UNESCO gitti. hiç böyle evde... Farkında mısın? Vallahi bu yüzden bir sevgisizlik var, bir şey var. Sen söyledin, ilgisizlik var bu ülkede. Yani ne bileyim, birbirinden kaçma var, birbirine kumpas var. Kendi öz değerlerin başkasının elinde olduğu için. O da onunla sana haraç kestiği için. Alam, elektrik 50 milyon olur mu? Ver lan 500 milyon. Hayırdır. Abi hiç evine baskın yediğin oldu mu? Konuştukların yüzünden. Ya alınıyoruz baba. Biz her anne, şimdi de alınıyoruz. Yani şimdi herkes görevini yapıyor, ne diyeyim baba. Ben bilmiyorum artık. Ama ben duruşumla, her zaman rengim de belli, duruşumla belli yoldaş. Kendini yorgun mu yoksa mutlu mu hissediyorsun abi? Vallahi yoldaş, ben kendimi yalnızken mutlu hissediyorum. Anladın mı? Yalnızken arada bir mutlu oluyoruz. Yemek yiyeceğimiz zaman da mutlu oluyoruz. Bazen yiyemiyoruz. Ondan yorgun. Yorgunuz tabii, mental olarak yorgunuz biz, yoldaş. Biliyorsun abi, dünyadan bir pandemi süreci geçti. Covid-19. Evet. Bu konu hakkında bir devrimcinin duruşu nasıl olmalı? Yani pandemi gerçekten oldu mu? Covid-19 var mıydı gerçekten? Ya bu bir virüstür da... yani. Veba gibi, kolera gibi bir virüstür. Yani ne bileyim, bulaşıyor gerçekten. Böyle bir şey varmış yani. Bu kadar da abartılacak bir şey yoktu yani. Peki bu Covid-19 için yapılan aşılar hakkında düşüncen ne abi? Vallahi ben aşı yaptırmadım. Ben aşı olmadım. Yani ne olduysa zihin o aşıdan sonra olabilir. Zihin kirlenmiş olabilir. Ülkemizde kadına şiddet çığ gibi büyüyor ne yazık ki. Kadına şiddet yapan erkekler hakkında böyle bir keskin düşüncen var mı abi? Benim kadına şiddet yapılmaz abi. Kadına şiddet nasıl yapılır şimdi? Durduk yere bir kadına şiddet yapılmaz. Normalde de yapılmaz. Şiddete karşıyız da. Şimdi kadınlar da günümüzce çok değişmiş, biliyorsun değil mi? Yani birbirlerini de sevenler var. Çıkma teklif ediyoruz. Kadın kadını seviyor. Yani buna ne diyeceksin? Güneşten sakınıp aydan kıskandığım kalbimin kızıl saçlı bacısını biraz da zemhariye çıkarıp aptal bir pire kadar inatçı, bir kırk ayak kadar merhamete çağrılı yiğit bacılarımız da vardı. Onların sevdası için de ölürdük. Umudun var mı? Bir gün bu ülkeye devrim gelecek mi sence? Devrim çok yakın. Bu ülkeye devrim yakın. Vallahi yakın. Hepimiz göreceğiz. İnşallah devrimi biz yaparız. Devrimi biz yaparsak halkça elimizde bir imkan olur. Ama yok, emperyalist güçler çökerse işte o zaman ömrümüz boyunca kölelik yaparız. Belki sürülürüz. Belki kendi toprağımızdan çıkarılırız. Sence doğuda niye kaçak elektrik çok kullanılıyor? Kim demiş? Ben de biliyorum mesela yani. Ya sen niye bunu anlatıyorsun ki, herkes elektriği çalarken, yutarken, anladın mı? Elektrikten faydalanırken, cepleri Alman pastasıyla doldururken, gariban Kürt'ün ne zararı var sana? Doğunun ne zararı var sana? Yok, yokluktan. Eskiden mum olsaydı, mum devam etseydi biz de mumla devam ederdik. Tabada bir şey yok kardeş. Yani bir elektrik nedir ki yani? Kullansın halkımız, feda olsun. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun abi? Hayalindeki Türkiye nasıl bir yer? Hayalimdeki Türkiye kardeş, eskisi gibi yaşayan halklar olsun, birbirine saygılı halklar olsun. Ben ne bileyim, komün anlayışı olsun. Yani birbirine saygılı olsun. Küresel ısınma diye bir şey var mı? Yoksa bir satsatan mı? Olur mu ya? Küresel ısınma illaki var. Yoldaş, buzullar eriyor.
Sonra sıcaklığı görmüyor musun? Sonra ormanlar kesiliyor, ağaçlar kesiliyor. Küresel ısınmadır kardeş. Yarın öbür gün ne olacak? Beynimizin içi yanacak, buharlanacak, nem kapacak, şerefsiz rutubet olacak. Yani ama sen tutarsan, ağaçlar dikersen, faydalı olursan, ağaçları çalmasan, kesmesen olacağı o. Sen tütün koca ormanı çalıyorsun. Şey vardı ya, neydi o filmin adı? Yani sen tütün koca ormanı çalıyorsun. Öyle baba. Kesmeyeceksiniz, ağaçları kesmeyeceksiniz. Çocukların beynine oksijen gitmiyor. Çocuklara fazla yedirmeyin arkadaşlar ya. Allah'ınızı Muhammed'inizi severseniz salın çocuğu sokağa ya. Ne oldunuz siz böyle ya? Allah Allah. Ne oldu baba ya? Artık Suriyeli'nin çocukları mı erkek oldu? Eskiden Kürtler vardı. Şimdi ne oldu kardeş? Size söylüyorum. Çocuklara yemek yedirmeyin. O bırakın baba salın ya. Yemek vermeyin ya. Çocuklar 20 yaşına, 25 yaşı. Buradan herkese tavsiyem ya. Yemek yemeyin baba ya. Yemek yemeyin ya her taraf. Ha. Sonra ne oldu? Ha. Tövbe estağfurullah. Şu an günümüze baktığımızda çocuklarımız, özellikle böyle gençler telefonda falan başarılılar, bir şeyler yapıyorlar ve ailesine bilmediklerini öğretiyorlar. Tabii. Baktığında çocuk başarıyor, ailesinden daha başarılı bir hale geliyor. Bu durum neyi tetikliyor sence? Ne olacak yani? Bu gidişat ne olacak? Ya bu durum zaten çocuğun aydınlaşmasından kaynaklanıyor. Zamana nazaren gördüğü olaylardan kaynaklanıyor, yaşadığı olaylardan kaynaklanıyor. Zaten ailede geldiği yeri unutmuş. Anladın mı? Çocuk onu örgütlemek istiyor. Fikirlerini empoze ediyor yani. Lanse ediyor. Anladın mı? Diyor ki o öyle değil, bu böyle. Doğru olan da bu zaten şu zamanda. Çocuk akıllı olacak tabii. Ailesine bakarsan babası götürüp EKP oyu veriyor. Öbürü götürüp MHP oyu. Yani MHP ile de gene bir sorun. EKP, yani MHP, EKP aynı. İkisi de ülkeyi bitirdi. Ben size söylüyorum. Ama yarın gene biz kurtaracağız. Bir şeyler yapacağız. Buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Yarın gene bu sefer Kürtlerin hakkını da verecek insanlar, yoksa tepelerindeyiz. AKP, CHP, MHP ayırıyorsun. Hani orada insanları da böyle hakir görüyorsun ya, bu da bir... Hakir mi görüyorum, kimi hakir görüyorum? Nasıl hakir görüyorum? Hakir tabii. Şey merak ediyorum abi, yani böyle bu ayrımcılık değil mi? Bu mesela dışlamak değil mi insanları? Ben de ayrımcılık mı yapıyorum? Vallahi ama devrimciliğe... Benim bir ağacım yok. Devrimciliğe aykırı bir durum değil mi bu abi? Ben hadi tamam kardeş, EKP'li olalım. Bundan sonra senin için yarın EKP oyu verelim. Öyle mi yapalım? Estağfurullah. Tamam, EKP oyu verelim abi. Biz ayrımcıyız baba. Sadece biz ayrımcıyız. Bu kar olası maho bir çiköpten yemez. Öyle mi? Ben anlamadım baba da. La kardeş, ayrımcılıkla alakası yok. Somut bir şekilde gözle görülüyor. Şu anda her şeyin zam olduğunu, kiraların, milletin geçinemediği doğru. Artık emekliler de sağ olsun şikayetçi. Allah'ınla şikayetçilerini dile getiriyorlar. Ben diyor abi EKP'ye oy verdim, vermez olaydım. Ben mi ayrımcı oldum şimdi? O da mı ayrımcı oldu? Kendi ırkına ihanet etti. Adam görüyor artık. Bro, sen ne diyorsun yani yoldaş? Valla ayrımcılık mı ayrımcılık? Ayrımcılık kralını yaparım anam avradım olsun. Ben EKP'li değilim. Ben halkı sömürenlerin yanında değilim. Asla da olamam. Hiç iyi yanları yok mu sence abi? Tabii iyi olan sensin baba, sen içinde konuşacağım olmuyor. Ya abi nerede iyi neymiş, canını yediğim. İyi ise ülkede refah olacak. İyi ise ülkede kimse çöp karıştırmayacak. Bunu böyle mi konuşmamı istiyorsun? Allah Allah ama. İyi ise herkesin karnı doyacak. İyi ise sokakta bir tane gariban olmuyor. Allah'ım, ama aç gözlü insanlar da var abi. Tabii aç gözlü belli oluyor. Vallahi kimse aç gözlü değil. Herkes herkese uyuyor kardeş. Halkı kötüleme burada baba. Balık baştan kokar. Balık birikim yapıyor, onlar da ona düşüyor. Halkın ne birikim olur zavallı halkın, gariban halkın. Boş ver baba. Bu vallahi bu ülkenin halkı günah. Ama ayrımcılık yapıyorsun ya işte, bak gördün mü? EKP'liler müstahaktır. Müstahaktır. Tamam mı? Sen EKP'li misin yoksa? Yok abi. Öyle bir şey iptal et kardeş. Kime konuşuyor? Ya baba biz ne konuşuyoruz? Allah'ını Muhammed'ini seversen. Bırak abi. İki gün önce ne oldu? Ben dinle. Allah'ını seversen. Ulan ne güzel kendimize bulmaca çözüyor. Arkadaşlarımızlar sessiz. Biz de susuyoruz. Ya abi adam gelmiş tepeme böyle dikilmiş. Gülüyor. Ben de gülüyorum. Ya kardeş konuştuk. Merhaba. Ben hala taviz yok. Biliyorum yani, çözmüşüm.
Ya sen şöyle sen dedim, dayı sen dedim ben kepe oy verdim, AK Parti'ye oy verdim lan. Evet, la dedim gitti Allah belanı, kovdum gitti ya. La ya biz ne anlatıyoruz, sen ne anlatıyorsun? Doğru söylüyorum. Allah biz ülkeye aydınlık gelmesi için uğraşıyoruz. Allah. İnsanlar örgütlensin, insanlar ayıksın her şeyi. Abi demiyoruz ki kendi haklarımıza düşmanız. Değiliz kardeş, kimse kimse düşman değil. Düşman olan belli. Biz bir şey satmamışız, biz bir şey etmemişiz. Son olarak söylemek istediğin ne var? Vallahi son olarak söylemek istediğim pahalılıklar dursun, zamlar dursun. Halkın refah ermesini istiyorum. Eşitlik olsun, kardeşlik olsun. Kaba kuvvet olmasın. Kimse kimseden güçlü değildir. Kimse kimseden daha güçlü değildir. Kimse zihinsel olarak, mental olarak kimse güçlü değildir. Kimin güçlü olduğunu o an kararı olur. Ama ben diyorum ki kaba kuvvet olmasın. Bütün halklara saygılı olalım kardeş. Saygısızlık bir şey varsa da karşılığını verin yani. Ve bir şiir de okumak isterim yoldaş. Olur abi, çok seviniriz. Sapı kiraz dalından çeliği 40 gün 40 gece iliklerinden su yemiş, bilgelerden akıl, ululardan dirayet derlemiş ve aşiret analarından vefa, destanlardan yiğitlik almış, eğri ucu Kürt hançer, diri Urartu, elleri Turuşba'da başak başak açılan, benim atmadığım dağda çiledir, böşürdür ve kelepçedir. Gül açar, meyve verir dengimiz. Elbet bir türkü de söylerler bize. Güneş vurdukça açar, zulüm vurdukça düşer. İpe çekildiysek de eğer, beşerrak özreker. Mahabbattan Cizre'ye, Ravanduz'a ip atıp günü Çin ördüğünden. Harbici Barkulan zinalara. Sevgili dostlar, duyduğunuz üzere bir hayat hikayesi, kendince fikirleri var. Kendince hayata bakışını anlattı. Her şeyin güzel olmasını istiyoruz. Her şey çok güzel olsun diye mücadele ediyoruz. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Sizleri bu programlıkta, bu bölümlükte yüce olan Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.